Şimdi bu Ramazan'da ekonomik krizden nasıl etkilendik? Bizim bir tane bakan var, Necati Bakan çıktı, dedi işte et güzeldir, et işte sağlıklıdır, et insana enerji veriyor. Ama bu ülkede bir kilo etin kilosu olmuş 350 lira. İnsanlar sofrasında bir kilo ete hasret, nasıl söyleyeyim, sofrasında soğana hasret bir şekilde Ramazan'ı geçirdiler. Kimi insanın evinde makarna yoktu yesin, kimi insan ben akşamı çoluğumla çocuğumla nasıl yemek yiyeceğim derdine girdi. Ekonomik kriz var ülkede, yani bu Ramazan bereketli Ramazan diyorlar. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Türkiye ekonomisi öyle bir hal almış ki şu an, yani bu Ramazan bereketlidir demek gerçekten çok zor. İnsanlar yani bir kuru ekmeğe, bir kilo ete, ne bileyim sofrasında bir çaya, bir sofraya muhtaç hale geldi insanlar. Türkiye saman üreten bir ülkeydi. Şu an saman ithal eden bir ülke olduk. Türkiye mesela bakliyat, gıda ihracat eden bir ülkeydi. Şu an dışarıdan domatesin tohumunu, biberin tohumunu, patatesin tohumunu bile artık dışarıdan ithal eden hale geldik. Çiftçinin önünü kestiler. Mazottan muhteşem şekilde zam yaptılar. Bir ülkenin kaderiyle ancak bu kadar oynanabilir. Bir ülkenin ekonomisiyle ancak bu kadar oynanabilir. Bir ülke insan istese bile, yönetim istese bile ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Bunun önüne geçilmesi için yani değişim süreci sarç. Bizim insanlarımız korkuyor. Bizim insanlarımızın bilinçaltında korku var ki 20 yıldır Türkiye insanlarını da toplumlarını da aynen keza bu şekilde kandırmışlar ve kandırmaya da devam edecekler. Neymiş efendim? AK Parti giderse din gider. Çok klişe laf, 20 yıldır bunu duyuyoruz. AK Parti giderse din gider, İslamiyet gider. Sanki bundan 20 yıl önce İslamiyet, din bu ülkede yokmuş. Sanki camiler yokmuş, insanlar Kur'an okumuyormuş, insanlar camiye gitmiyormuş gibi bir yorum var. Hükümetler gelip geçicidir. Şimdi bunu böyle düşünelim. 20 yıl önce çok beceriksiz bir koalisyon hükümet de vardı. Öyle değil mi, vardı? Bunu biliyoruz. Ne oldu? Yönetemedi halk. Ne yaptı? Tokatı attı, silleyi attı. Şu an beceriksiz bir hükümet var. 20 yıl önce bu toplum, bu millet beceriksiz koalisyon hükümeti nasıl gönderdiyse, şimdi de bunu göndermesini bilmeli arkadaşlar. Dinin bir yere gittiği yok. Dinin bir yere gittiği yok. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğu zaman hiç kimsenin evine gelip başörtüsünü açmayacaklar. Hiç kimsenin evinden seccadeyi kaldırmayacaklar. Bakın artık bu karnı tok laflara aldırış etmeyin. Şimdi zaten perişandır millet. Hele sür kimse hiç kardeşini de davet etti mi ekonomik kriz yüzünde? Kimse bir misafir kabul ettirdi mi? Yok, mümkün değil. Yani Ramazan adam tek başına çaresiz bir durumda geçirdi. Zaten ekonomi şeydi. Eskide misafir vardı. Eskide bir bayramda adam sabah gidiyor diyordu ben iki misafir götüreyim eve. Şimdi adam iki misafir götürmemek için bayram namazına bile gitmiyor. Mesela ekonomi olarak bu hayat pahalılığı bayağı milleti etkiledi yani. Çok etkiledi. Ramazan bayramı iyi, bak millet çarşıda karabalık, hepsi boş. Mağazaya gidip bir şey alan yok. Adam gelip geziyor, eli boş eve dönüyor. Bu nedeni Türkiye'deki zaten bu ekonomi, tek adam sistemi Türkiye'yi bu hale getirdi. Ben diyorum inşallah önümüz açıktır. İnşallah bu seçimde bir değişiklik olur. Parlament sisteme girer. Adalet yerini bulur. Valla berbat bir Ramazan geçirdik. İşte ekonomi ayeti belli zaten. Aldıklarımız şeylerin, ürünlerin iki katı fiyatı olduğuna göre şey alamadık. İşte bize yeni gelecek Cumhurbaşkanı bekliyoruz. Eskiden alabildiğimiz ürünleri şu an hiçbir şey alamıyoruz. Ramazan boyunca geçen sene ben bütün elbiselerimi aldım. Şu an yarın diye öbürsü gün zaten şey bayram. Daha hiçbir şey alamadık. Peki bunun sebebi olarak neyi gösterebiliriz? Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Erdoğan'ın derhan istifasını, derhan istifası. Yani kendi düzenini konuşan şeye göre, yani ne istese kendisi gibi olmalı. Öyle bir adam yani. Bence olmaz o. Yeni bir ittifak. Yeni bir cumhurbaşkanı. 20 yıldır sömürdü zaten bizi. Ekonomik anlamda diğer Ramazan'a göre bu Ramazan da daha biraz sıkıntılı, biraz bir, yani buruk geçti. Şu anda hazırlık diye bir şey yok. Para mı var diye? Yani cepte sağ tarafta para giriyor, sol tarafta çıkıyor. Cepte hiç para kalmıyor ki. Yani bunun sebebi ekonomik sıkıntı. İktidarın bizim efendime söyleyeyim yönetilmemesi. Hükümetin her zaman
zam üstüne zam. Düşünebiliyor musun? Soğanın kilosu 25-30 TL arasındadır. Daha kilosu 2 lirayken şimdi 30 liraya çıktı. Çözüm olarak değişim istiyoruz. Artık hükümetin değişilmesi lazım. Değişim lazım. Değişim olması gerekiyor. Gençler şu anda işsiz. Gençler evlenemiyor. Evlendikleri zaman da sıkıntı yaşıyorlar. Ekonomik sorunlar gençleri bayağı hırpalıyor. Bana eğer ki parti Kılıçdaroğlu değilse biz hepimiz tabii ki Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Hanginiz 20 gün çalışıp alabilir bunu? Ben orada çalışıp aldım. Adamlar orada var ya bak. Bakın şöyle bir şey var. Siz burada siz çıkıp diyor ki telefonu çıkar cebindeki para. Benim cebimde para var. Tayyip mi vermiş? He? Tayyip mi vermiş? Tayyip Sağlık Sürmüklü'den başka bir şey yapmıyor. Alıyor, açıyor. Ya ben hakaret etmiyorum. Bir de şunu söyleyeyim diyor ki bazı bayanlar çıkıp da kapalı bayanlar çıkıp diyor ki onun sayesinde biz Müslüman olduk. Ya benim rahmetli annem 90 yıl yaşadı, kapalıydı, haca gitti, Tayyip mi gönderdi? Benim kızım iki tane kapalı, Tayyip mi diyor kapayın? Kızım sen kapalamışsın, Tayyip mi sana diyor? O kanunun mesleğe sunan da hayır, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Bir de seccade varmış, elini almış bir seccade, insanları tekrar kandırmaya çalışıyor. Evet, doğru. Hayır ya, eline almış bir tane seccade. Ya utanın. Utanın siyasetle, böyle bu zihniyetle milleti kandıramazsın. Hakaret ediyorum. Bir de kadın çıkıyor diyor ki, Tayyip Allah'tır. Ben Kürt'üm. Tayyip Cumhurbaşkanımız Orta Doğu'ya git. De ki benim Cumhurbaşkanı Orta Doğu'nun lideri diyor ki siz benden Allah'a yansıtıyorsunuz. Ekonomik kriz malum Ramazan'dayız. Hani inancımız gereği her sofrada iftardan önce bir hurma alırız. Yani hepimizin sofrasında önce bir hurma alırız. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı hurma, Medine hurması ve kestane balı, manda yoğurdunu karıştırarak iftarını açıyor. Merak ediyorum hangi vatandaş kendi sofrasında Medine hurması, manda yoğurdunu, kestane balını birbirine karıştırarak iftarını açıyor. Sen kendi sofranda bunu yerken vicdanın sızlamıyorsa vatandaşın eğer sofrasına kuru ekmekle iftarını açıyorsa yani bence ciddi anlamda bir kriz var. Maliye Bakanı izlediğim zaman bir komedyen yani bir hani Yılmaz Erdoğan'ın görevini üstlenmiş. Ya diyor ben toprağın suya buluşmasıyla ah o hasret ah. Ben diyor çiftçiyim aslında. Ben diyor toprağa baktığım zaman toprağın suyla buluşmasına ben hasretim diyor. Ben buğdaya aşık oluyorum. Pamukla hemha oluyorum. Mısır'a baktığım zaman ona aşık oluyorum. Ya sen komedyen misin? Bakan mısın? Maliye Bakanı mısın? Yani ben bunun için bu seçimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Halkımızın bu Maliye Bakanı'na bakarak oy kullanmalı. Ben oy kullanmadan önce kendi çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Ha, bu çocuğun geleceği benim için önemli. Taraf tutmaksızın çocuklarımızın geleceğini düşünerek oy kullanmamız gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de eğitim sistemi çökmüş. Bu ülkede adalet yok. Ben onu düşünüyorum. Yani halkımızın oy kullanırken bunu düşünerek oy kullanmalı. Vallahi ekonomi almış başını gidiyor. Abla evde 8 kişiye bakıyorum. Onun gibi karmıyor. Tamam mı? 15 milyar maaş alıyorum. 5 milyarı kiraya gidiyor. 10 milyarı da yetmiyor. Geçim ekonomi çok kötü olmuş. Ülke batmak üzere. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka kimse değildir. Ülkeyi ağlatan onlardır. O adam yani bırakması gerekiyor. O adamın yerine başka biri gelmesi lazım. Diyorlar Ramazan ayı bereket ayıdır. Öyle deniliyor değil mi? Doğrudur. Zenginlerin bereket ayıdır. Et 300 lirayken arkadaşlar soruyorum kim 300 lira verdi bir et aldı. Kim dese ben 300 lira verdim bir kilo et aldım der mi yalan konuşuyorsun. Ancak 15 günde iğneyle, hapla, şırıngayla şişirilen tavukları yiyorlar o da yiyilmiyor.
Kim 300 lira verdiği 1 kilo et aldı? Söylesinler bana. Vatandaş alamıyor. 1 kilo soğan 30 lirayken, 1 kilo patates 25 lirayken, 1 kilo pirinç 40 lirayken. Ekonomik kriz kim yoktu kim diyebilir? Sebebi hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma. Bu insanların bir tanesini burada %10'unu bulamazsın. Hepsinin memlekette en az 100 dönüm, 150 dönüm tarlası var. 30 lira mazotun litresi iken kim tarla ekebiliyor? Bir torba yem 340 lira iken kim hayvan besleyebilir? Yani dünya ekonomi standartına baktığın zaman ekonomiler yatırım, yani hangi yatırım? Alt yatırım. Alt yatırım dediğimiz tarım ve hayvancılık. 6 ayda sen mazotu 5 liraya indir. Gör bakalım hangi Kürt kalır burada. Bir traktörü 100 liraya ver. Her insana 100 koyun verse kim duracak burada? Her birinize 20 inek verseniz kim duracak burada? Kimse durmaz. 6 ayda bu ekonomi düzelir. Yani hırsızlık var, yolsuzluk var. Başka ne diyebilirim? Kimler geldi, kimler gitmedi? Gidecekler. Gidecekler. Ya gidecekler, ya gidecekler. Başka yolu yok. Bunu da kim gönderecek biliyor musunuz? Vicdanlı Kürtler gönderecek. Doğdum doğalı Kürdüm. Ben de Kürdüm. HDP'liyim. Hepten bugüne kadar. Oyunu da şaşmaz. Beni kıyma makinesine de verseler şaşmaz. Onu onurlu Kürt halkı gönderecek.